Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Umarım herkes iyidir. Kazançlı bir hafta geçirmişsinizdir. Yine her zaman olduğu gibi hareketli bir gündem vardı hem kripto tarafında hem makro tarafta. Neler oldu neler bitti bir onlara bir bakalım. Kısaca bir gözden geçirelim. Geçtiğimiz haftaki gözümüze çarpan önemli gelişmeler neler oldu bakalım. İlk önce Cuma günü ABD'den tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı verileri açıklandı arkadaşlar. Beklentinin üstünde geldi tarım dışı istihdam verisi. Aslında oldukça üstünde geldi. Beklenti 212 idi. 303 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı da aynı şekilde beklenti 6 geldi %3.8 açıklandı. Beklenti %3. 9 olmasına rağmen şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Tarım dışı istihdam verisinin yüksek gelmesi iş gücü piyasasının güçlendiği anlamına geliyor. Bu da aynı zamanda ekonomideki güçlenmeyi bize gösteriyor. Bu da dolar indeksinin yukarıya yönlü hareketi anlamına gelir. Yani dolar indeksini güçlendiren bir veri, beklenti üstü gelmesi aynı şekilde işsizlik oranında beklenti altı gelmesi yani iş, işsizlikte bir sıkıntı yok anlamına geliyor. Bu da ekonomideki canlanma olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Haber şurada falan geldi. Yani öyle de sonra işte cuma 3 gibi falan 4 gibi falan işsizlik oranı ve istihdam verisi açıklandı. Aslında hani aşağı yönlü hani herhalde düşmeye devam edecek gibi bekliyorduk ama silkeleme olarak kaldı piyasalarda. Mesela altında da aynı şekilde. Bakın altında da şurada geldi veriler. Yani bir aşağı yönlü bir iğne attı ama silkeleme olarak kaldı piyasalarda. Amerikan ekonomisinde de bu işsizlik verilerindeki güçlenme devam ediyor. Biz de kriptoya bakmışken kripto tarafına geçelim arkadaşlar. Şimdi ilk haberimiz kriptodaki Ripple haberi. Ripple bir stable coin başlatacağını duyurdu. Bir stable coin piyasasına gireceğini duyurdu ama herhangi bir işte ne olacağı mesela ne bileyim XUSD sallıyorum yani Ripple XRPU falan yani herhangi bir şey duyurmadı. Şu olacak falan diye. Burada işte Tether ve Circle'a rakip olarak stable coin piyasasına gireceklerini duyurdular. Ben aslında burada Circle için önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki Ripple'ın stable coin piyasasına girişini. Çünkü zaten işte Ripple sahibi de Brad Garlinghouse Amerikalı. Circle da bir Amerikan şirketi ve Amerika'daki kurumsallar genelde USDC ile USDC ile alım yapıyorlar vesaire. Yani USDC bu Amerika'daki kurumsal kanalda çok fazla kullanılan bir stablecoin. Şimdi bunlar da Amerikalı oldukları için bu Ripple stablecoin çıkardığı zaman burada Circle'a rakip olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Ripple'ın geçtiğimiz aylarda birkaç ay önce Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri ile bir CBDC anlaşması yapmışlar yani. Central Bank Digital Currency anlaşması yapmışlardı. İşte merkezi bankaların dijital para birimi gibi çevirebiliriz Türkçe'ye. Böyle bir anlaşma da yapmışlardı. O yüzden yani bu stablecoin haberin olumlu olduğunu düşünüyorum Ripple için. Ama işte gelin görün ki yani Ripple fiyat hareketi ortada yani haber şu mumda geldi oldukça da hacimli bir mum bakın 4 saatlik mumda ne kadar hacimli. Fakat burada yine iğne olarak kaldı ve haberden önceki fiyatına geriledi anlık olarak da 0596 seviyelerinden e, işlem görüyor Ripple teknik olarak baktığımız zaman da buradaki yükselen yapının altına kırmıyor ama yani yani çok bezdirici bir fiyat hareketi olduğunda da görebiliyoruz e, benim için ilk direnç bölgesi şu anda 66 seviyesinin bir önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum XRP'de arkadaşlar yine çok güzel bir destek 461 yani Ripple'da gelmez demeyin bakın. Şimdi bu ne kadar yüzde %20, iki bir fitil at atıyor yani. Bakın buradan attığını görebiliyoruz. Yani bir haber geliyor Ripple'da. Bir %20 düşüyor. O yüzden e, 461 bölgesinde çok önemli bir destek olduğunu düşünüyorum ama tabii ne zaman gelir? Gelir mi? Orasını bilemem. Yani bu yükselen yapıyı aşağıya kırmadıkça 461 seviyesinin geleceğini düşünmüyorum ama burayı aşağı kırarsa e, o zaman e, 461 bölgesi de masada olur ripple'da yani olumlu haberler geliyor geçenlerde de işte Sek dava açtı mesela çok büyük bir e, haber ama aslında bir alım fırsatı yani food olduğu için Hani futları almak bazen kazançlı olabiliyor. Mesela başka bir coin'de öyle bir olay olsaydı ve 2 milyar dolar ceza ödemeye okey olsalardı sekle. Yani o ödedikten sonra ya da bu anlaşmaya varıldıktan sonra coin'in fiyatının ben yükseleceğini düşünüyordum. Yani başka bir coin'de olsaydı böyle olurdu. Yükseleceğini düşünüyorum ama Ripple'da olmadı. Maalesef stable coin haberi de çok büyük bir haber. Dediğim gibi yani başka bir altcoin'de gelse %40'lık belki %30'luk bir mum görebilirdik ama Ripple'da bunu göremedik. Yani yatırımcılarını üzme devam ediyor maalesef Ripple. Yatırımcılarını üzen başka bir coin'e geçelim oradan. LDO'ya geçelim. LDO'da sıkıntı var arkadaşlar. Yani fiyat devamlı düşüyor. Yani teknik olarak baktığınızda. Fiyatın tabii teknikte baktığınızda düşmesinin temel olarak sebepleri var. Bunlardan bir tanesi şu. Ethereum staking pazarındaki payı %30'un altına düşüyormuş LDO'nun arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi en büyük Ethereum holderların bir tanesi Lido Finans. Aşırı fazla Stake'de Ethereum'ları var. Bu da aslında Ethereum'un merkeziyetsiz yapısı için bir tehdit unsuru oluşturabileceği düşünülüyordu. Yani böyle bir konuşuluyordu bu uzun zamandır. Burada da işte %30'un altında azalmış. Yani millet Lido'dan parasını çekiyor aslında. Ethereum staking pazarında da işte Lido'dan sonra Coinbase, Binance ve Kilin gibi borsalar varmış arkadaşlar. E yine de yani %30'un altına düşmüş. Bir, bir aralar %70 civarındaydı. Yani piyasadaki bütün Stake'deki Ethereum'ların %70'i. Lido Finance'daki Ethereum'lardan oluşuyordu. %30'a kadar gerilemiş bu. Yani fiyatta düşme devam ediyor. Şöyle de bir yapısı var LDO'nun. Bakın bu günlük grafik. Günlük grafikte 2.53'ün altında gün kapanışı yapmadıkça yani burada bir tur silkelemiş gerçi ama yani buranın 2.50 bölgesinin, 2.5 dolar bölgesinin günlük grafikte de bir destek olduğunu düşünüyorum. Alt destekte de 2.01, 2 dolar bölgesinin gerçekten çok iyi bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani böyle problemler devam ettiği sürece LDO'da. Yani Ethereum ETF'lerin de mesela LDO ile alakası olduğunu düşünüyorlar. Şimdi ona da geleceğim. Yani şöyle bir hani günler süren bir hareket yaparsa buradan böyle bir hani böyle bir şey yapabileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi yani bu tabi şu an senaryo yani sallamasyon bir senaryo günlük grafikte de böyle bir trend yapısı var e, bu trend yapısını yukarıya doğru kırması gerekiyor. LDO'nun arkadaşlar e, yine bir LDO ile alakalı bir haber. Bu da JP Morgan'ın bir raporu arkadaşlar. Ethereum ETF'leri ve LDO'dan bahsediyor aslında ikisinin arasındaki alakadan bahsediyor. Şimdi JP Morgan raporlarının şöyle bir önemi var. Daha önceden e, bu video serilerinde hep bahsediyoruz. Mesela işte Bitcoin ETF'leri öncesinde JP Morgan raporlarından bahsettik. Onun dışında Ethereum'un MTA olarak görülmesi gerektiği ile alakalı bir raporu vardı. Ondan bahsetmiştik vesaire vesaire. Daha da başka raporları da var tabii ki. Bunlardan hep bahsediyoruz ve genelde bu JP Morgan raporları... ...geç de olsa bir şekilde bu analizler tutuyor arkadaşlar, gerçekleşiyor. O yüzden yer verdim buna da. Bu da LDO ile Ethereum ETF'leri arasındaki bağlantıdan bahsediyor. LDO'nun pazar payı azaldıkça Ethereum'un enkul klimat olarak sınıflandırma riski azalıyor diyor. Yani MTA olarak görülebilir demeye getiriyor burada. MTA olarak görüldüğü takdirde Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının önü oldukça açılacak. Yani burada diyor ki aslında yani LDO en büyük Ethereum holder'ı olmadıkça bu merkeziyetsiz yapı devam ettikçe bu ETF ihtimali onaylanır. Yani burada ETF'yi onaylatıp LDO'nun ekmeğine yağ sürmez kimse aslında. Onu demeye çalışıyor Lido Finans'ın. E aslında burada bunu demeye çalışıyor. Bunun da önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Yani burada LDO'nun elindeki, Lido Finans'ın elindeki Ethereum'lar azaldıkça Ethereum ETF'leri onaylanma ihtimali artıyor arkadaşlar. Burada yine JP Morgan CEO'sundan iddialı bir açıklama geliyor arkadaşlar. Bu da ne zaman geldi? Bu da cuma gecesi geldi. JP Morgan CEO'sundan önemli bir açıklamaydı. SEC eninde sonunda spot Ethereum ETF'lerini onaylayacak diyor. %50 olarak görse de dava süreçlerinin yani ihtimalini onaylanma ihtimali yüzdeli olarak görse de dava süreçlerinin ardından bir şekilde onaylanacağını düşünüyor. Burada biliyorsunuz Mayıs ayının sonunda 23 ya da 24 galiba bir karar verilecek. Bu kararda onaylanma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu düşünüyor. Ama yine de Mayıs ayında olmazsa bile bir şekilde Sekin Ethereum ETF'lerini onaylayacağını düşünüyor. Yani bunu oldukça uzun zamandır konuşuyoruz. Ethereum ETF'leriyle alakalı. Mesela işte Erik Balçunas %70'den %30'a düşürmüştü onaylanma ihtimalini, tahmin ihtimalini ama JP Morgan CEO'su daha farklı düşünüyor. Yani e, onaylanacağını bir şekilde düşünüyor. Bu daha önceden de konuşmuştuk bu Ethereum ETF'leri ile alakalı. Yani piyasanın en önemli katalizörlerinden biri olacağını düşünüyorum demiştim ve altcoin eğer onaylanırsa altcoin boğazını başlatacak haberin Ethereum ETF'leri olduğunu düşündüğümü daha önceden size söylemiştim. Bakalım burada JP Morgan CEO'su haklı mı çıkacak? Yani Mayıs ayında onaylanması birazcık zor gibi gözüküyor ama ben de elinde sonunda onaylanacağını düşünüyorum Ethereum. Spot ETF'lerinde yani burada aslında LDO'ya yedirmemek için böyle bir süreç yarattılar. Bakın suni bir süreç. İlk başta onaylanacak dendi. Sonra dendi ki onaylanmayacak. Coinbase tarafı ben onaylanacağını düşünmüyorum dedi. Galaxy Digital ben de düşünmüyorum. JP Morgan diyor ki yok diyor onaylanacak diyor. Onun haricinde işte Grayscale tarafı diyor ki biz görüşüyoruz diyor sekte diyor Ethereum ile alakalı toplantı yapıyoruz diyor. Yani bu ETF'lerle ilgili bütün şirketler aslında Ethereum ile alakalı çelişkili ifadeler veriyorlar. Ve bu çelişkili ifadeler sırasında LDO'nun pazar payı devamlı düşüyor. Fiyattan da görebilirsiniz işte az önce baktık e, teknik olarak da. Yani e, burada LDO'ya bu Ethereum'ları yedirmedikçe <laughs> LDO'nun pazar payı azaldıkça Ethereum ETF'lerin ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Ben JP Morgan CEO'suyla aynı fikirdeyim yani arkadaşlar. Devam ediyorum. Genesis'in aldığı Bitcoin'ler. Arkadaşlar Genesis bildiğiniz gibi iflas eden bir e, lending firması. Uzun zaman piyasayı meşgul etmişlerdi. Hatta işte Genesis ve GrayScale birlikte mi iflas ediyor? Hatta işte ne bileyim Digital Currency Group vardı. O da e, iflas bayrağını açan şirketler arasında mı? Çünkü bunların hepsi birbiriyle iş yapan, birbirlerine işte kredi veren, bitcoin alan falan vesaire şirketler. Yani birisinde bir sıkıntı olduğu zaman domino taşı gibi hepsi birden topun ağzında olma ihtimali var maalesef. Yani böyle bir sistem var. Bu Genesis FTX iflas ettiği zaman yani FTX battığı zaman içeride çok yüklü parası kalan büyük şirketlerden bir tanesiydi ve FTX'den sonra iflas etmişti. Hatta iflasını açıkladığı gün Bitcoin 17 bin dolar, 18 bin dolar civarıydı. Yani çok böyle karanlık zamanlarda iflas etmişti. E şimdi bu Genesis'in elinde 36 milyon adet Grayscale Bitcoin Trust yani GBTC hissesi var ve bu GBTC'leri satıp bunun yerine Bitcoin aldıklarını duyurdular arkadaşlar. Totalde 32 bin Bitcoin'e denk geliyor. 36 milyon GBTC hissesi. İlk baştan çok anlaşılmadı marketten ama olumlu bir haber. Yani ilk baştan satıyor, GBTC satılıyor gibi bir haber o çıktığı için ilk başta çok anlaşılmadı ama pozitif bir haber olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 36 milyon hissenin 32 bin bitcoin alıyorlar. Bu da totalde 2.2 milyar dolarlık bir alıma denk geliyor. Fakat yani bunu zannediyorum aldılar yani. Şu şekilde aldılar. Şimdi 32 bin bitcoin alınmış ama yani bunun hangi fiyattan alındığı söylenmedi. eğer hani şu anki fiyattan alındıysa 2.2 milyar dolar civarında bir alım gelmiş oluyor. Oldukça dediğim gibi olumlu bir haber. Bunun 1.6 milyar doları GBTC'ymiş. Pardon 1.4 milyar doları GBTC'ymiş. kalanında işte Ethereum ve Ethereum klasik fonuymuş. Bunları Bitcoin'e çevirmişler ve Genesis Earn alacaklarına bu Bitcoin'leri dağıtacaklarmış. Şimdi şöyle de bir durum var. Bunları kullanıcılara dağıtacaklar yani bu Bitcoin'leri. Kullanıcılar bilmiyorum artık satarlar mı ederler mi ne yaparlar. ...fakat dediğim gibi yani güzel bir haber... E, ...32 bin bitcoin alınmış yani... ...fakat hani hangi fiyattan alındı söylenmiyor... E, ...güncel olarak muhtemelen e, bu ne zaman geldi... ...cuma günü geldi haber... ...şu fiyatlardan alındı muhtemelen... ...67-68 bin dolarlardan alındı... ...çünkü şey söylenmedi yani... ...fiyatın kaçtan alındığı ortalamaları söylenmedi... ...böyle de bir haber var... E, ...olumlu olduğunu düşünüyorum... E, ...hem Genesis'in bu borçlulara kredi ödemesi açısından... ...hem de marketten 32 bin bitcoin alınmış olması her zaman olumludur arkadaşlar devam edelim haberlerin sonuna geldik nst'ye bakalım nst hem yatırımcısı olduğum hem de projenin bir yerlere gelmesi için bir şeyler yaptığım yani çalıştığım projemiz sevdiğimiz projemiz nst'de şöyle bir yapı var arkadaşlar bakın hemen alım geldi yine hemen o 4200 dolar alım geldi O yüzden böyle oldu Evet yani devamlı bir alıcısı var. 1.2 yeterlik anlık olarak bir alım geldi. Ben tam fiyatın düştüğünden bahsedecektim size. Yani burada fiyat düşmüştü 2.45'e birden tekrar 2.50'ye attı. Şimdi bu trend gibi bir yapı var burada görüyorsunuz. Şimdi bunu aşağıya kırmış gibi gözüküyor. Buraya gelirse 1.98, 1.84 bilmiyorum yani günlerdir buraya gelmesini açıkçası bekliyorum. Boşta param var yani NST alacağım. Buraya gelirse NST almak istiyorum. Şu anda da anlık olarak Ninja Squad token'da önemli direnç bölgemiz 2.8 bölgesi. E, ATH seviyesi eski ATH'ımız aynı zamanda 2.8 dolar. E, bu 2.8'in de direnç olarak çalıştığını görebiliyoruz. Bir alım daha geldi ama bu ufak bir alım 350 dolar. Yani devamlı bir e, alım satım var arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz burada tahtadaki alım satımları takip edebiliyorsunuz. Devamlı bir alım satım var. İnşallah e, token'ı da daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. 20 milyon dolar market cap şu anda ilk hedefimiz 20 milyon dolar market cap'e ulaşmak. Arkadaşlar devam edelim. Bitcoin'e bakalım. Geçen hafta Bitcoin'de şöyle bir yapı vardı. Şöyle birazcık zoomlayayım size göstereyim. Bakın şuradaki trend yapısını görüyor musunuz? Buradaki trend yapısının altındaydı. Şuralardaydı ben videoyu çekerken geçen hafta pazar günü. Size dedim ki bu bu trendin üstünde kapanışlar yapması gerekiyor. Burası direnç yani buradaki bölge direnç. Buranın üstünde kapatamazsa aşağıları hedefleyeceğiz diye. Yani çok sert düştü. Ben de beklemiyordum açıkçası bu kadar sert düşeceğini. Fakat buradaki 64.400, 64.500 buradaki desteğimizden fiyat anlık olarak bir tepki almış durumda ve 69.200'lere kadar tırmanmış vaziyette. Şu anda benim için takip ettiğim yataydaki ilk direnç 70.000 dolar bölgesi. Hem artık psikolojik bir direnç. Yani 70.000 doların üstünde kalıcı olamıyor. Böyle bir psikolojik direnç var. Aynı zamanda buradaki şuradaki yapının direnç olarak çalışabileceğini düşünüyorum. Bakın burada da çalışmış zaten. yani burası direnç şu anda. Anlık olarak buranın direnç olduğunu düşünüyorum bu yapının. Yani şöyle bir şey yaparsa çok güzel olur ama yani bilmiyorum genelde bu kadar kolay olmuyor yani yükselişler kriptoda hani şöyle aşağıya sarkıp biraz zaman geçirip şöyle yükseliyor ama ilk senaryo yani şöyle bir senaryo yaparsa bizim için çok olumlu olacağını düşünüyorum arkadaşlar Bitcoin'de bu şekilde takip ediyorum eğer 70 bin doların üstünde kapanışlar yaparsa ATH bölgemiz 73.800 bölgesini yeniden hedefleyeceğini düşünüyorum yani buradaki 71 da önemli bir direnç ama artık burayı kıracağını düşünüyorum eğer tekrardan 70'in üstüne gelirse bu 71 buçuk kıracağını ve ATH bölgesi olan 73.800'e ulaşabileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi yani şu anda da anlık olarak direnç bölgesindeyiz. Dün de ona da bakalım hemen likidasyon ısı haritalarına bakıyordum ben arkadaşlar. Likidasyon ısı haritalarında şöyle bir şey var arkadaşlar. Şuradaki önemli bir short likidasyonu vardı bu bölgede. Buradaki short likidasyonlarının bakın burada görebiliyorsunuz bir kısmı alınmış. Yine bakın burada yukarı taşımışlar maliyetlerini. Ya yeni pozlar açılmış ya yeni taşınmış anlık olarak 70200 70150 yani 70'in üstünde çok önemli çok bayağı bir birikmiş burada yığılmış short likidasyonları var. Burada da dün gece çok önemli yani 69500 69700 70000 o bölgede çok aşırı short likidasyonu vardı. Bu short'ların yarısının almış fiyat. Anlık olarak bunu görebiliyoruz. Yani buradaki short'ların yarısını patlatmış. Kalan yarısı duruyor. Umarım hafta içinde böyle bir 71 binlere kadar uzun bir mum ondan sonra dominansın böyle ufak ufak düşmesiyle güzel bir haftaya gireriz arkadaşlar. Diyorum ikidasyonun haritalarına da baktık. Onun dışında borsalara atılan bir dikkat çekici bir veri vesaire var mı onlara bakalım. Buradan giriyorsunuz exchange diyorsunuz arkadaşlar mis gibi bakın ne güzel ninja tools. Gerçekten çok kullanışlı bir Ara yüzümüz de var maşallah diyelim. Bakalım var mı atılan yani Coinbase Institutional bakın bu Coinbase Institutional'a atılan Bitcoin'leri şu şekilde yorumlayabilirsiniz. Coinbase'in kurumsal cüzdanına Bitcoin atıyorlar. Yani buraya bir 100 Bitcoin atıyorlar ki buradaki e, demek ki kurumsalda OTC üzerinden yani borsadan değil de tezgah altındaki marketten öyle söyleyeyim size. OTC üzerinden 100 Bitcoin alım var. Yani burada bir kurumsal firma 100 Bitcoin aldı. E, bu bu anlama geliyor o yüzden bu Coinbase Institutional'a yapılan transferler e, her zaman olumludur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dikkatinizi çekerse diye e, bahsetmek istedim. E, Borsalara atılan stable stablecoin var mı? Onlara bakalım. o bakın 20 dakika önce 20 dakika önce Bitfinex'e e, 64 milyon dolar para atılmış. Bitfinex biliyorsunuz önemli. Sadece önemli böyle yukarı yönlü büyük fiyat hareketleri olduğu zaman Bitfinex'e para atılır. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Yine kreken'den Bitfinex'e bir 64 milyon dolar bir gezme olayı var. E, Huobi'ye atılmış bir 30 milyon dolar 2 e, saat önce, 3 saat önce. Yani bir borsalara bir atılan stable stablecoin'ler. Bakın, o 100 milyon dolar. Ha, pardon, Bitfinex'e 100 milyon dolar atılmış. Sabah, bu sabah Bitfinex'e bir 100 milyon dolar hem de Tether hazineden atmışlar. Önemli arkadaşlar. Bu Bitfinex'e atılan e, USDT'ler şimdi de benim şu an dikkatimi çekti. Önemli olduğunu düşünüyorum onun dışında yine USDC Treasury'den dün gece Coinbase'de bir 25 milyon dolar atılmış. Yani bunlar ufak ufak piyasayı inşallah yükseltecekler. Onun habercisi diyelim yani inşallah öyledir. İnşallah shortlamak için yollamıyorlardır. Fonlama oranlarına bakalım. Fonlama oranlarında hiçbir sorun yok. Hatta altcoin'lerin bazılarına bakın mesela BCH'da BNB zaten aylardır eksi de. BCH'da da fonlamaların eksi de olduğunu görebiliyoruz. Vif'te de mesela fonlamalarda bir soğuma var Binance'teki fonlamalarda. 003'lere kadar tırmanmıştı. Vif'te bu Vif partisindeki <laughs> uygunsuz görüntülerden sonra kötü bir fiyat hareketi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Benim geçen videoda size göstermiştim. Pardon OKEX yayınına çıktık hafta içi. Geçen hafta OKEX yayında göstermiştim. Bu şekilde bir fiyat hareketi e, gelirse buradan ekleme yapacağım diye. 2 dolarlara düşerse ekleme yapacağım. Hifteki spot pozisyonumu tutmaya devam ediyorum. Bakın beklediğim gibi yani burada çizdiğim gibi bir fiyat hareketi yapmış aslında. Bu desteğin altına sarktıktan sonra şu an anlık olarak destek üstünde tutunmaya çalışıyor ama yani bu coin'ler trendi kırdıktan sonra destek üstünde tutunmalar çok sağlıklı olmuyor. Yani böyle ilk dump'ta çok düşüyor. İşte pumpladığı zaman çok fazla yükselmiyor. Hani böyle bir şey yapabilir ve buraya gelirse e, ekleme yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Spot'taki VIF pozisyonu zaten 0.2 maliyetim yani çok değil. Yani biraz almayı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz diyelim. Onun haricinde devam edelim. VIF'ten de bahsettim. Altına bakalım. Altın çok buluş arkadaşlar. Bakın bu haftalardır takip ettiğimiz grafik bu şekilde. Ve e, yani şöyle bir tepe yapıyor. Birazcık satışıyor. Sonra o tepeyi de e, kırıyor. Ve eski tepesini destek alıyor. Bakın ne kadar buluş. Yani haftalardır bu şekilde devam eden bir fiyat hareketi var. Hatta geçtiğimiz hafta size buraya göstermiştim bu 2200 bölgesini. Buraya gelmedi. Yani burada özellikle herhalde yaptılar ki buradaki emirler alınmasın diye birazcık front run yedi herkes. Buradan aşırı bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu anda e, anlık olarak yani çok yüksek olduğunu biliyorum. Gerçekten bir ay önce falan 2304'ten altına long açmak yani en aylık olabilirdi ama anlık olarak 2304 bölgesi e, önemli bir destek şu anda. Yani buluş bayağı bir buluş e, altın. Geri çekilirse scalp aranabilir buradaki desteklerde. Yani hani şuraya bir stop atarsınız. Gelir buradan sizi stop ederse beklersiniz bu alt desteğe inmesini. Bu alt destekten o zaman bir long işlem alırsınız ama altında bu 2260, 2300, 2220 buradaki bölgelerin güzel destekler olduğunu düşünüyorum. SP500'e bakalım. Bakın burada ne kadar algoritmik çalışıyor yani buradaki sistem. Gerçekten bu SP500'de grafikte böyle çiziyorlar yani ve hayran kalıyorum yani gerçekten algoritma öyle bir çalışıyor ki inanılmaz. Neyse buradaki yükselen bir trend yapısı vardı arkadaşlar SP500'ün. Bu trendi geçtiğimiz hafta gelen roket haberiyle bir roket mi atılmış bir savaş mı öyle bir şey olmuş. Çok böyle düşüşlü bir şekilde günü kapattı. Ondan sonraki gün cuma günü buralarda böyle takılırken işte bu dediğim gibi cuma günü işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verisi bütün piyasalarda bir silkeleme mumu açtı. E, S&P 500'de de böyle bir silkeleme maçtı ve sonradan yükseldi. Haftayı da öyle bir yerde kapattı ki yani tam direnç bölgesi ve aynı zamanda e, trendin retestine de denk geliyor aslında. Yani önümüzdeki hafta bilmiyorum tekrar buranın üstüne çıkarsa bir sorun yok. Bu e, şuradaki fiyat hareketi çok büyük bir silkeleme hareketi olarak değerlendirebiliriz. Çünkü yani saatlik bakıyorum S&P 500'e saatlik bakmak yani şöyle 4 saatlik baktığınız zaman bir silkeleme olarak değerlendirebiliriz. Eğer üstünde kapatırsa yani buradaki hafta içi olumlu açarsa piyasalar pazartesi günü göreceğiz. Olumlu açılırsa buranın üstünde kapanırsa silkeleme olarak varsayabiliriz buradaki fiyat hareketini. Ama yani gerçekten çok enteresan bir şekilde burada sistem çalışıyor yani. Yani algoritma burada bu grafikleri çiziyor ve çok nizami bir şekilde çiziyor. Yani kriptoda bazen silkelemeler vesaireler oluyor ama SP500'de gerçekten e, hani gün kapanışında tam retest'te hafta kapattı. Gerçekten takip ediyorum. Bir tane de long işlemim var benim e, SP500'de Prime XBT'den. Şey altında kapatırsa stop olacağım yani. Şurada 5220'de falan stopum var. E, çok öyle bir aman aman bir işlem değil. Göstereyim. Bu Prime'da da altın pozisyonumu kapattığım için çok üzgünüm. Bakın burada duruyor 7 dolar zararda. Yani şey altın pozisyonumu tutsaydım muhtemelen burada daha fazla e, bakiye olacaktı ama maalesef şu anda maliyetimde duruyor. Dediğim gibi burada 5220 bölgesine de şuradaki 5220. Şimdi şuradan bakınca 5220 çünkü bu CME'deki fiyatı hani burada grafikte bir gap olmadığı için ben buradan bakıyorum genelde ama e, Prime'de tabi stopları ona göre atıyoruz. Fiyatta bir 10-20 dolar oynama oluyor. E, yani mesela 5189 5186'da falan stop olmak kaydıyla bir tane long işlemim var yani maliyetimde duruyor bakın görüyorsunuz yani riskim bir şeyim yok size açık açık gösteriyorum ama bu altın pozisyon bir birazcık kar almışım altın pozisyonumu tutsaydım gayet iyiydi. Keşke tutsaymışım yani. Neyse bakalım burada değerlendireceğiz tekrardan. Gelirse işlemlerimi Prime XPT'den gerçekleştiriyorum. MT işlemlerim arkadaşlar. Siz de kullanmak isterseniz aşağıda Ninja linkinden kayıt olabilirsiniz. Onun haricinde marjinde biliyorsunuz ben OKEX kullanmaya devam ediyorum. Solana pozum açık hala tutuyorum. Solana da yani piyasaya bağlı tabii de. Yani bir ATH seviyesinde Solana'da bir long işlemi olsun diye tuttuğum bir pozisyon haline geldi. Başka pozisyon pozisyonlarım da var. Onlar terste. Bu tersdeki pozisyonlarımda bu Solana e, long'u eciliyor diyelim buradaki kar. E, dengeliyor. Kriptodaki marjin işlemlerimde de benim tercih ettiğim borsa e, main borsam, e, paramın asıl paramın olduğu borsa OKEX arkadaşlar. Eee e de kayıt olmak isterseniz aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz. Evet, e, bu haftaki videomuzun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Birazcık daha kısa bir video yapmaya çalıştım. izlenmeler düşmüş muhtemelen çok uzun olduğu için sıkıcı geliyor olabilir. O yüzden böyle bir daha hızlı böyle hepsi her şeyden hızlı hızlı bahsederek daha böyle hareketli bir video yapmaya çalıştım bu hafta. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Like yorumlarınızı bekliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ninja'yı her platformdan takip etmeyi unutmayın. Umarım kazançlı bir hafta geçiririz. Güzel bir hafta geçiririz. Üzülmeyeceğimiz, kötü haberlerin gelmeyeceği bir hafta geçiririz genel olarak. Diyelim videomuzu kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar. Sevgiler.